Merhaba sevgili arkadaşlar. Kazanım kavrama testi 1. İnce testi çözeceğiz 11. sınıflar için. Edebiyat, sanat akımları ve toplumla ilişkisi konulu testler. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda bu parçada edebiyatın aşağıdakilerden hangisiyle ilişkisi üzerinde durulmuştur diyor. Bir hikaye ve romanda okur kendisini, komşusunu, her gün karşılaştığı olayları bulabilir. Elbette bu kadarı da yeterli değildir. Bunlar kötü ise bunlardan nefret etmeli, iyi ise bunlara imrenmelidir. Zaten yazarın başarısı da buradadır. Her gün karşılaşılan fakat fark edilmeyen şeyleri insanların dikkatine sunarak onlardan bir ders çıkartmaktır. Yani günlük hayatla, yaşamla ilişkisi üzerinde durulmuştur. İkinci sorumuz. Bu parçada yazarın genç adamın şahsında topluma vermek istediği asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Vah bana, dedi genç adam. Adanalı Mustafa'yı sağlığında duyup tanıyamadım. Tabi tanımazsın. Gazetelerde resmi çıkanları tanırsın yalnız. Ortalıklarda görünenleri tanırsın. Her zaman başkalarından bir adım öne çıkanları tanırsın. İşte bu yüzden mesela Cahit Arf'ın bugün dünyada en büyük matematikçilerin arasında yer aldığını kimse bilmiyor demiş. Burada asıl vermek istenilen mesaj basına yansımayan bilim adamlarının tanınmadığının, değerinin bilinmediğini anlatıyor. Dolayısıyla aşağıdaki şıklarımızda D seçeneğimiz doğrudur. Yani basına yansımayan bilim adamlarının değeri bilinmemektedir. Parçadaki yazarımızın vermek istediği mesaj budur. Üçüncü sorumuz, bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Kemal Tahir bir romancıdır diyebiliriz. Çünkü yakın tarihimize ışık tutacak romanlarını duygusallığın dışında gerçeklerden yola çıkarak yazmıştır diyor. Yukarıdaki boşluğa gerçeklerden bahsettiği için realist bir yazardır diyoruz. Dördüncü sorumuz. Bu parçada aşağıdaki sanat akımlarından hangisine ait bir açıklama ve örnek niteliği taşımaktadır diyor. Birinci bölümümüzde bir bilgimiz, ikinci metnimizde de oyuna uygun bir metin örneği verilmiş. 19. yüzyılın sonlarında realizm, naturalizm ve parnasizme tepki olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır. Simgecilik olarak da bilinir. Dış çevrenin görüntülerini, somut gerçekliklerini değil, bu görüntülerin izlenimlerinden, sezgilerinden yansıyan nitelikler şiire aktarılır. Şiirde anlam kapalıdır. Buna göre şiirden herkes kendine göre bir yorum çıkarır. Söz sanatlarına sıkça başvurulur diyor. Buradaki edebi akımımız şiirde karşımıza çıkan anlam kapalılığının olduğu simgecilik olarak da bildiğimiz sembolizm sanatıdır. Ve aşağıdaki örneğimiz de bunu destekler niteliktedir. Beşinci sorumuz, bu parçada edebiyatın aşağıdaki işlevlerinden hangisi ön planda tutulmuştur diyor. Söyle bakalım Oğuz, yalan nasıl bir şeydir? Çok iyi bir şeydir öğretmenim. Eğer yutturabilirsen çok iyidir. Evde yalan söylemesem her gün dayak yerim. Ben size ne dedim? İnsan büyüklerine örnek almalı. İyi öğretmenim. Ablam anneme yalan söylüyor. Annem de babama. Babam da alacaklı geldi mi? Kendini evde yok dedirtiyor. Çık dışarı, çık terbiyesiz. Öğretmenim siz demediniz mi ahlaklı adam doğru söyler diye? Otur yerine. Çocuklar, ahlak son derece iyi bir şeydir. Hepiniz ahlaklı olmalısınız. Yukarıdaki parçada toplumsal bir olaya dikkat çekmeye çalışılmıştır. Ve değişime de katkıda bulunmak istemiştir yazarımız. Dolayısıyla D seçeneğimiz yani toplumsal sorunlara dikkat çekip değişime katkıda bulunmak olacaktır. Altıncı sorumuz. Bu parçada sözü edilen eserin aşağıdaki akımlardan hangisinden izler taşıdığı söylenebilir diyor. Oku da bak dedi. Değerini kendin daha iyi anlarsın. Hayır Pelkin okuyamam. Peki ama ne için? Olay yaratacak bir eser. Daha şimdiden herkes ondan söz ediyor. Bırak söz etsinler. Bir takım adamların işi gücü bu. Merak edip okuyuver canım. Neresini merak edeyim? Ne diye yazı yazar bu adamlar? Günü eğlendirmek için herhalde.
haksızlık ediyorsun. Hayata o kadar yakın ki, o kadar yaşıyor ki bunlar. Portreler canlı gibi, tüccar, memur, subay, jandarma, tıpkı yaşayan insanlar gibi. Evet, bütün yaptıkları bu kadar. Bir insanı alıp kopyasını çıkarıyorlar. Gerçek hayatı olduğu gibi yansıtması, yaşayan insanlarıyla buna yer vermesi realizmin özellikleridir. Dolayısıyla A seçeneğimizdir, doğru. Yedinci sorumuz. Bu dizeler aşağıdaki dizeler ve açıklama edebiyatın aşağıdaki bilimlerden hangisiyle olan ilişkisini vurgulamaktadır diyor. Sen Türkiye'sin, evim barkım, köyüm ovam Türkiye. O senin çift çarşılı, harp görmüş şehirlerin, sahilde Mersin, yayla türküsü Konya, Adana'nın yolları taştan, yola çıkıp Maraş'tan, ezanla birlikte vardık bir akşam Urfa'ya. Bursa'nın, ya Bursa'nın ufak tefek taşları, uçan yıldızı dondurur Ardahan'ın kışları. Erzincan'da bir kuş var kanadı gümüş bulbul ve göğe kılıç gibi çekilmiş minarelerini, şehirler padişahı, canım İstanbul. Dizeleri edebi eserlerin bireyde duygu, düşünce, inanç, ülkü ve coşku birliği yaratarak onları ortak değerlerde kaynaştırdığının somut bir örneğidir diyor. Yani sosyal, toplumsal olaylarla ilgili bağından bahsediyor. Dolayısıyla burada sosyolojiyle olan ilişkisi vurgulanmıştır. Sekizinci sorumuz, bu parça aşağıdakilerden hangisini doğrudan bir örnek teşkil etmez diyor. Adı nedir senin oğlum? Hasan. Hasan dinle. Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle. Benim de yandı içim anlayınca derdinizi. Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. O bunca yılı çalışıp alnının teriyle seni nasıl büyüttü? Bugün sen de kendi kardeşini yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin. Küfeyle mi? Hay hay, neden bu söz lakin? Kuzum ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Ayıp dilencilik işlerken, el yürürken ayak demiş yukarıdaki parçamızda. Yukarıdaki parçamızdan doğru orantılı olarak hangisini taşımayacağını, örnek teşkil etmeyeceğini soruyor. A şıkkında edebiyatın tarih bilimiyle olan ilişkisi ne demiş? Ama yukarıdaki parçamızda tarihle ilişkisine dair herhangi bir ibaremiz yoktur. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğrudur. Edebiyatın sosyal hayatın bizzat içinde yer aldığına, edebiyatın konusunun genel olarak insan olduğuna, bir çevrede tartışılanların edebi metinlere yansıyabileceğine, edebiyat ürünlerinin bir hayat görüşünden izler bulunabileceğine dair örnekler söz konusudur. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat toplum ilişkisiyle ilgili yanlış bir bilgi içermektedir diyor. Edebiyatın toplumsal gerçeklikle sıkı bir bağ vardır. Toplum edebiyatın önemli bir kaynağını teşkil eder. Edebi ürünlerde milli evrensel değerlere yer verilir. Sanatçılar toplumun bir bireyi olarak eserlerini oluştururlar. Ama edebiyatın temel amacı toplumsal sorunları çözüm üretmek değildir. Dolayısıyla yanlıştır seçeneğimiz. Kazanım testlerimizden ikincisi Cumhuriyet döneminde hikaye 1923-1940 yılları arası konumuz budur. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin olay örgüsü içerisinde yer almaz diyor. Müdür bundan sonra arazi sahiplerini teker teker davet etti. Tercümanı yanına alıp ağaların oturma odalarına gitti. Hemen hepsine şöyle söyledi. Ben bu Lokman Köyü'nü çok beğendim. Belki de çoluğumu çocuğumu alıp buraya yerleşmek de mümkün olur. Hele sizden çok memnunum. Nerede Avrupa'nın o dalavereci insanları? Ben burada kendimi emniyet içinde görüyorum. Bana biraz tarla satmaz mısınız? Satarız. Ama dönümü 50 liradan aşağı idare etmez. Başka türlü veremeyiz. Müdürün arazi sahipleriyle görüşmesine ait bir ipucumuz olay örgüsünde var. Müdürün köye yerleşmek istediğini
buraya yerleşmek mümkün diyor. Çoluğumu çocuğumu alıp buraya yerleşmek istiyorum diyor olay örgüsünde söz konusu. Müdürün köyün arazi sahiplerini davet etmesini teker teker davet etti diyor. Dolayısıyla olay örgüsünde söz konusudur. Müdürün köylülerden kendisine arazi satmasını istiyor. Bu da vardır. Ama köydeki toprak sahiplerinin müdüre arazi sattıkları konusunda henüz bir bilgimiz yok. Hikayemizin devamında yer alacak. Çünkü başka türlü veremeyiz deyip bitirmiştik. Son cümlemiz buydu. Dolayısıyla D şıkkımız olay örgüsü içerisinde yer almıyor. İkinci sorumuz. Bu hikayenin metni ve yazarı hakkında verilen parçalardan yola çıkarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yapılabilir diyor. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12'yi geçmiş. Kanepelerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı. Tramvaydaki adam bir tanıdık mıydı acaba? Ne diye dönüp baktı? Kimseler aşık değil mi bu şehirde? Kimseler bir meydanın kanepesinde kimseyi beklemeyecek mi? Yüzünü bir dakika görmek için kimsenin. Sait Faik güçlü bir gözlemci olmakla birlikte daha çok öznel sanatçıdır. Gördüklerini kendine indirgemektedir. Bu yüzden olaylar onda ancak bir takım izlenimlerle önem kazanır. Hikayecide güçlü olan yan işte bu izlenimler, duygular ve onların uyandırdığı çağrışımlardır demiştir. Yani kendi bakış açısıyla, kendi izlenimleriyle eserlerini yaratıyormuş. Buradan yola çıkarak onu anlıyoruz. Dolayısıyla aşağıdaki şıklarda da C seçeneğimizde her edebi eser yazarının hayata bakış açısından, gözlemlerinden izler taşır yargısına, çıkarımına ulaşabiliriz. Cevabımız C'dir. Üçüncü sorumuz. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır diyor. Hacer toprakla oynayan parmağını eteğine silerek önce bana sonra ileriye boşluğa baktı. Ben gözlerimi onun yanında görünen yüzüne dikmiştim. Hala bakışının tesiri altındaydım. İnsan ruhlarının ince ve devrim kıvrımlarını bütün karmaşıklığıyla anlayan ve şaşılacak bir kolaylıkla anlatan bu genç yörük kızı sanki birdenbire büyüvermişti. Gözlerini çevirmiş, aşağıya yeni yeşeren ağaçları, taze ekinleri, koyu yapraklı zeytinleri, yer yer görünüp tekrar kaybolan dereleriyle pırıl pırıl yanan ovaya bakıyordu. Yukarıda anlatım biçiminde hem gözümüzün önünde film şeridi gibi akıp geçen hareketli parçalar, kahramanımız ve bir mekan, bir olay örgüsü söz konusu. Hem de gözümüzün önünde bir tablo gibi beliren sözcüklerle yapılmış bir tablo beliriyor. Bize ağaçları, taze ekinleri, koyu yapraklı zeytinleri gözümüzün önüne getiriyor sözcükleriyle. Dolayısıyla üçüncü sorumuzda kullanılan, paragrafımızda kullanılan anlatım biçimleri öyküleyici ve betimleyici anlatımdır. Cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki kahramanların özelliklerinden biri değildir diyor. Kadın yaklaşınca hala şaşkın şaşkın gülümseyen oğlunu bileğinden yakaladı. Bu ne hal? Kimlerle konuşuyorsun? Ve öteki elindeki şemsiyeyi elini arkadaşının avucunda bırakan küçük satıcının omzuna vurdu. Sonra haykırdı. Pis! Baksana senin konuşabileceğin insan mı bu? Çocukların kolları birbirinden ayrılıp aşağı sallanıverdi. Küçük satıcının gözleri kolunun acısından yaşla dolmuştu. Arkadaşının gözündeki yaşları gören çocuk henüz birçok şeyi öğrenmediği için ruhundan fışkıran bir isyanla ''Anneciğim, o benim mektep arkadaşım.'' Kadın yüzü kıpkırmızı kesilerek oğlunun sözünü kesti. ''Ben yarın mektebinize de telefon edeceğim. Sana kendi seviyende olmayanlarla arkadaşlık etmeyi gösteririm.'' Oğlunu konudan çekti. Geride kalan küçük satıcı ile anasına yerin dibine geçirmek ister gibi tahkir edici ve ezici bakışlar atarak yürümeye başladı. Burada üzgün bir çocuktan oğlunu tehdit eden bir anne söz konusu, tehditkarlık söz konusu, annenin öfkeli cümlelerinden yer verilmiş, kendini beğenmiş çünkü diğer
çocuğu, satıcı çocuğu küçük gören bir üslupla söylüyor. Kendine beğenmişlik söz konusudur. Ama bir kıskançlık söz konusu değildir. Cevabımız E seçeneğidir. Beşinci sorumuz, aşağıdaki parçaların hangisinde ilahi bakış açısıyla kaleme alınmıştır diyor. İlahi bakış açısı herkesin içerisinde ne geçtiğine kadar bilebilen bir bakış açısıyla yazılırdı. Bu bizim anahtarımızdır. Dolayısıyla bu şekilde ayırt edebiliriz. İçimde yıllardan beri duymadığım bir heyecan var. Size bu mektubu atacağım. Biz 40 sene evvel de böyle mektup atardık diyor. Bu birinci tekil, birinci şahıslarla yazılmış. Dolayısıyla ilahi bakış açısı söz konusu değildir. Küçük Hasan bir şeyler mırıldadı. Sonra güğümünü alarak istasyon duvarının kar tutmayan bir kenarına çömeldi. Kar adam akıllı serpiştirmeye başlamıştı. Gözlemlerinden yola çıkarak yazmış yazar. İlahi bakış açısı söz konusu değildir yine. Kesik kesik öksürmeye başladı. Çatlak elleriyle gözlerini silerek dizlerinin üstüne yuvarlandı. Kalktı fakat 5-6 adım sonra tekrar düştü. Yazar yine burada gözlemlediği bir olayla ilgili bir parça var önümüzde yazılmış. Dolayısıyla yine ilahi bakış açısı söz konusu değildir. Abim sabahları okula gidiyor. Öğleden sonra da babamın yanına uğrayıp akşama kadar dönüyorlardı eve. Babamla abim gittikten sonra komşu kadınlar geliyordu bazen demiş. Yine ilahi bakış açımız söz konusu değildir. E şıkkımız hayvan sesleri daha yakınlaşmış. Yolun ilerisinde karların arasında bir takım karaltılar belirip tekrar kaybolmaya başlamıştı. Dizlerin artık kendisini taşımayacağını hissetti. İçinden ne geçtiği ne kadar kahramanımızın biliyoruz. Yani ilahi bakış açısı söz konusudur. Bu parçadan yola çıkarak yazarın benimsediği sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok karışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. Dedemköy kanalının yakınındadır. Yalnız sular Beyşehir Gölü'nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları 3 karışlık bir bostanı bile doyuramaz. Yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur. Kanalın sarı sularına dikilir. Faydası olmayacağını bildiği halde bundan medet umar. Yağmur yılları da ancak 5 senede bir kendini gösterir. Burada Anadolu'dan bahsetmiş, Anadolu insanından, köy insanından bahsetmiş ve Anadolu insanının, toprakla uğraşan insanın yaşadığı sıkıntıları dile getirmiş. Dolayısıyla şıklarımızda baktığımızda E şıkkımız memleketçi bir anlayışla Anadolu insanının sıkıntılarını ele alır. Şıkkımız doğrudur paragraftan yola çıkarak. Bu parçada söze edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? Alemdağ'da var bir yılan, karamsarlığın ve yalnızlığın ön planında olduğu bir kitap. Ayrıca eserdeki hikayeler diğer öykülerden farklıdır. O zamana kadar çoğunluğu biyografik izler taşıyan, ancak başkalarına ait hikayeleri gerçekçi bir üslupla anlatırken, Alemdağ'da var bir yılanda kendi kişiliğini, kendi sorgulamalarını sürrealist bir anlatımla aktarıp kendi benliğini sorguluyor. Alemdağ'da var bir yılan, yer alanı 17 öykü, sanatçının diğer öykülerine nazaran daha derin, taşıdığı anlamlar açısından daha karışık. Yukarıda Alemdağ'da var bir yılan hikayesi ile ilgili çıkarımımız tabii ki bizi sanatçımıza götürüyor ve Alemdağ'da bir yılanla ilgili hem içindeki hikayelerden hem de değişimden bahsetmiş, önemli bilgiler sunmuş bize. Alemdağ'da var bir yılan, Sait Faik Abasıyan'a aittir. Dolayısıyla B seçeneğimizdir doğru. Sekizinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi bu parçada yüksek obanın özellikleri arasında sayılabilir? Yabancı adamın tek başına gideceği yer değil orası efendi. Dağlarda, ormanlarda yolunu saptırıverirsin. Yok canım, soru soru bulurum. Kime soracaksın? Bey obasını geçtikten sonra insan göremezsin ki.
Cevap vermedim. Kahveci fincanını götürdü. Ben acaba Edremit'e dönsem de bizim koca sakallı İsmail babayı beklesem mi derken tekrar geldi. İşin rast gidiyor efendi dedi. Yüksek obaya giden var, sen de yanına katıl. Hemen katıldım. Kahvenin önünde yüzü güneşten yanmış, ince saç örgüleri sırtına dökülmüş, kanarya sarısı üç etekli giymiş bir yörük kadını vardı. Kahveci. Hacer kız efendi sizin obada koca İsmail babaya misafir gidecekmiş, götürüver dedi. Kadın yüzüme üstün körü bir göz attıktan sonra hadi yürü emrini verdi. Yukarıdaki parçalardan yüksek obanın yörük kızı dan da çıkartacağımız gibi bir yörük köyü dürü çıkartabiliriz. Yani A seçeneğimiz özellikler arasında sayılabilir. A şıkkıdır doğru cevabımız.